Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada hareket kavramını bir hatırlamamız gerekiyor. Bir cismin seçilen bir referans noktasına göre zamanla konum değiştirmesi olayına hareket denir. Şimdi 9. sınıfta biz bu kavramları gördük. Neydi bu kavramlar? İşte hız, vektörel bir büyüklüktü. Birim zamanda yapılan yer değiştirmeye biz hız diyorduk. Daha sonra ivme vardı. İvme de vektörel bir büyüklüktü. Birim zamanda meydana gelen hızdaki değişime biz ne diyorduk? İvme diyorduk. Hatta ivme için A eşittir delta V bölü delta T formülünü kullanıyorduk. Birim zamanda meydana gelen hız değişimine ivme diyorduk. İşte yer değiştirme kavramı vardı. Vektörel bir büyüklüktü. Bir noktadan bir noktaya çizilen en kısa uzaklıktı. Alınan yol kavramı vardı. Skaler bir büyüklüktü arkadaşlar. Yörüngesi boyunca kat ettiği mesafeyi de alınan yol. Sürat kavramı vardı. Hız büyüklüğüydü, değil mi sürat? Skaler bir büyüklüktü arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz var. 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki ilk hızla hareket eden bir otomobil düzgün hızlanarak hızının büyüklüğünü 6 saniyede 20'ye çıkartmaktadır. İvme kaçtır? Gördüğünüz gibi hızdaki değişiklik 18. Kaç saniyede bu meydana gelmiş? 6 saniyede. 18 bölü 6'dan 3 metre bölü saniye kare ivme büyüklüğü oluyor arkadaşlar. Diğer bir örnek. İlk hızının büyüklüğü V olan bir araç 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanarak 5 saniye sonra 25 metre bölü saniye hıza ulaşıyor. Arabanın ilk hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir demiş. Arkadaşlar hızdaki değişiklik bana ivmeyi veriyordu. Delta V bölü T diyorduk. Şimdi son hızı 25, ilk hızı V bölü hızlanıyor bu arada. Zamanımızda 5 saniye. Bu bize 2'yi veriyor. Buradan ilk hızımız kaç çıkar arkadaşlar? 15 metre bölü saniye ve hızının büyüklüğünü elde etmiş oluruz. Bir boyutta sabit ivmeli hareket grafik ve denklemlerine gelelim. Arkadaşlar şimdi biz Newton hareket yasalarında bahsetmiştik. Kuvvet ile ivme daima aynı yönlüdür. İvme kuvvet yönünde oluşur. İvme vektörü ile kuvvet vektörü aynı yönlüdür. Durgun halden negatif yönde hızlanan bir cisimde bu şekilde bir grafik vermiş. Durgun halden pozitif yönde hızlanan cisim grafiğini vermiş. İlk hızı negatif olan ve hızlanan cisim, ilk hızı pozitif yönde olan ve hızlanan cisim demiş. Burada şöyle bir not yazalım arkadaşlar. Diyelim ki yavaşlama hareketi yapan cisimlerde yavaşlama varsa arkadaşlar, yavaşlama var ise hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür. İvme vektörü zıt yönlüdür arkadaşlar. Yavaşlama sorularında. Hızlanma durumlarında hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür arkadaşlar. Yani özetle aynı yönlü diyebiliriz. Mesela eksi yönlü hızlanıyor. Hız vektörü eksi. İvme vektörü de eksi. Eksi yönde yavaşlıyor. Hız vektörü eksi. İvme vektörü artı olur arkadaşlar. Artı yönde yavaşlıyor. Pozitif yönde yavaşlayan cisim. Hız vektörü bakın. Hız vektörü artı da. İvme vektörü eksi de. Negatif yönde yavaşlayan oldu mu? Az önce bahsettim. Hız vektörü eksi de. İvme vektörü artı da. Yani yavaşlama sorularında ne diyeceğiz? Hız vektörü ile ivme vektörü
Zıt yönde diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi biz biliyoruz ki işte düzgün hızlanan bir harekette hız ne olacak? Hız düzgün olarak artacak. Düzgün hızlanan bir harekette. Mesela buna ne diyorum? Artı yönde düzgün hızlanan cisim diyorum. Şimdi bunun konumu nasıl olacak? Konumu parabolik olarak, yani yer değiştirme zaman grafiği bu şekilde olacak. Biz buna ne diyoruz? Genç K diyoruz hatırlarsanız. Eksi yönde düzgün hızlanan bir cismin XT grafiği ne olacak? Parabolik bir artış gösterecek. Biz buna yine genç K diyoruz arkadaşlar. Genç K durumu söz konusu olacak. Peki devam edelim. Şimdi burada formüller var. Formülleri genellikle biz kullanmayacağız. Biz grafikten sorularımızı çözeceğiz. Hız denklemi demiş ki V eşittir V0 artı AT. Bu hızlanma durumları arkadaşlar. Yani hız denklemi V son eşittir V0 artı veya eksi AT. Ben en genel formülünü buraya yazıyorum. Burada eksi olması yavaşlama hareketi, artı olması hızlanma hareketi yaptığını gösteriyor. Daha sonra yer değiştirme denklemi. X eşittir. V0 çarpı T artı eksi 1 bölü 2 AT kare. Biz buna yer değiştirme denklemi diyoruz arkadaşlar. Daha sonra zamansız hız denklemi var. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi artı veya eksi 2 ax diyoruz. Bu da zamansız hız denklemi. Burada formülde eksi olması demek, eksi olması demek yavaşlama hareketi yaptığını, artı olması demek hızlanma hareketi yaptığını gösteriyor. Az önce bahsettim. Düzgün hızlanan bir cismin hız zaman grafiği bu şekilde ise konum zaman grafiği genç K diyoruz biz buna. Bakın parabolik bir artış, kollar yukarı doğru. Bunun anlamı ne demek? Artı yönde düzgün hızlanıyor demek. İvmemiz sabit, sabit ivmeli hareket yapmış oluyor. Eksi yönde yavaşlamış. Bakın kollar aşağı doğru yaşlı K diyoruz biz buna. Arkadaşlar pratik olsun diye o yollardan yapabiliriz. Bakın kollar bükülmüş. Sanki bir mesela biz şöyle bir şey olursa normal K ederiz. Sabit hızlı harekettir bu. 9. sınıfta gördük. Sabit hızlı harekettir. İvme sıfırdır. Böyle bir XT grafiği verirse bana. Burada ne oluyor? Eksi yönde hız azalıyor. Eksi yönde yavaşladığını gösteriyor. İvmemiz dedik ya yavaşlama sorularında hız ile ivme ters yöndedir. İvmemiz artı yönde oluyor burada sevgili arkadaşlar. Evet, yavaşlama hareketlerinde negatif var formülde belirtmiştik. Bakın bunun anlamı ne demek? Artı yön düzgün yavaşlayan hareket. Düzgün yavaşlayan hareket arkadaşlar. Bakın artı yönde düzgün yavaşlıyor. İvmemiz eksi de. Gördüğünüz gibi pozitif yönde düzgün yavaşlayan. Konum buna geldik. Bunun anlamı bakın genç K. Kollar aşağı doğru ama bükülmemiş. Parabolik olarak artmış. Biz buna diyoruz ki eksi yön düzgün hızlanan hareket. DHH. Bakın eksi yönde düzgün hızlanıyor. İvmemiz de eksi. Yavaşlama olmadıkça İvme ile hız vektörleri aynı yöndedir diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim. Bir örneğimiz var. Diyor ki örneğimizde doğrusal bir yolda V0 hızıyla hareket eden kamyonet 2 metre bölü saniye kare büyüklüğündeki sabit ivme ile hızlanarak 5 saniyede 150 metre yol almıştır. Kamyonetin ilk hızı nedir? Şimdi arkadaşlar tabi burada formüllerden yapmış. Biz de bunu grafikten de çözebiliriz. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan geometrik şeklin alanı bana neyi verir? Yer değiştirmeyi verir arkadaşlar. Şimdi
Kamyonetin ilk hızının büyüklüğünü sormuş. Ben hız zaman grafiğimi çiziyorum. VT grafiği. VT. İlk hızımız V0 hızıyla hareket ediyormuş. İkilik ivme ile hızlanarak 5 saniyede 150 metre yol almış. Şimdi ikilik ivme ile 5 saniyede ne kadar hızında bir değişiklik olur arkadaşlar? 5 saniyede V0 artı 10 olmaz mı hızımız? V0 artı 10 olur. Çünkü ikilik ivme ile her saniyede hızımız 2 artar. 5 saniyede 10 artar. Şimdi bu altında kalan geometrik şeklin alanı bize neyi verir? Şurası dikdörtgen alanı 5V0 verir. Burası da üçgenin alanı 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 olur burası da. Yani 25 artı 5V0 eşittir 150 metre yer değiştirmiş. 125 5V0 eşit. V0 buradan 25 metre bölü saniye çıkar sevgili arkadaşlar. V0'ı işte cismin ilk hızının büyüklüğünü bulduk. Ben grafikten çözdüm. Kitap formülden çözmüş. Formülden de çözebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Kamyonetin son hızın büyüklüğü. Arkadaşlar hiç ezber yapmıyorum. İlk hızım 25. Birim zamandaki hızdaki değişiklik ivme değil miydi? İvmem her saniyede 2 artar. E 5 saniyede 10 artar. O zaman son hızımız 35 metre bölü saniye yapar sevgili arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Doğrusal yolda 30 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla ilerleyen otomobil sürücüsü frene basarak otomobilin 6 metre bölü saniye kare büyüklüğünde sabit ivmeyle yavaşlayıp durmasını sağlamıştır. Otomobil kaç saniye sonra durur demiş. Arkadaşlar hemen grafiğimi çiziyorum. VT grafiği. İlk hızım ne? 30. İlk hızım 30. Altılık ivme ile kaç saniyede dururum? 5 saniyede dururum. Değil mi? 5 saniyede dururum. Çünkü birim zamandaki hızdaki değişiklik 6. 24, 18, 12, 6, 0. 5 saniyede dururum arkadaşlar. 5 saniye. Burası 5. Otomobil duruncaya kadar kaç metre yol alır? Hız zaman grafiğin altında kalan geometrik şeklin alanı bana yer değiştirmeyi verir. 35 çarpı 5 bölü 2'den 75 metre yol alırım diyeceğim arkadaşlar. Kitabımız formülle çözmüş. Biz de bunu değişiklik olsun grafikte çözdük arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin altında kalan geometrik şeklin alanı bize yer değiştirmeyi verir diyeceğiz. Durgun haldeki bir cismin doğrusal yolda t eşittir 0 anında x eşittir 0 konumunda sabit ivme ile harekete başlayarak t sürede v büyüklüğündeki hıza ulaşıp x kadar yer değiştirmektedir. Cisimle aynı ivme ile harekete devam ettiğine göre t2t, 2t3t, 3t4t zaman aralıklarında yer değiştirmelerin büyüklükleri kaç x olduğunu bulunuz. V'de cismin konum zaman grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar bakın cismin konum zaman grafiğinden önce hız zamanını çok güzel bir şekilde çizilmiş. T sürede v hızına ulaşıyorsa 2t sürede 2v, 3t sürede 3v, 4t sürede 4t hızına ulaşır. Altında kalan alanlar ne olur? X, 3x, 5x, 7x diye gider. Geometrik şeklin alanları. Şimdi bu artı yönde düzgün hızlanırsa konum zaman grafiğim ne olacak? Genç k olacak. Yani x üzerine 3x gitti 4x. 5x gitti 9x. 7x gitti 16x. Bu şekilde parabolik bir artış olmuş olacak sevgili gençler. Evet. Diğer bir örnek. İlk hızı V0 olan bir araç t eşittir 0 anında x konumundan pozitif yönde giderken düzgün yavaşlayarak durmaktadır. Sonra negatif yönde aynı büyüklükteki ivme ile hızlanarak eksi V0 hızına ulaşmaktadır. Buna göre cisme ait hız zaman ve ivme zaman konum zaman grafiklerini çizin demiş. Arkadaşlar hız zaman düzgün yavaşlıyor, duruyor, değil mi? Daha sonra negatif
yönde aynı büyüklükteki ivme ile V0 hızına ulaşıyor. Bu şekilde bir grafiğimizi çizeceğiz. Eksi V0. Buna V0 diyoruz. Yani burayı T sürede aldıysa burayı da 2T sürede alır. 1T sürede de burayı alır. 2T süre olur. İvme ne olacak? Artı yönde düzgün yavaşlıyorsam ivmem negatif olur arkadaşlar. Eksi yönde olur. Üzerine bir de aynı ivmeyle hızlanıyorum. Yine negatif. Eksi yönde hızlanıyorum çünkü. İvme zaman grafiğimizde bu şekilde olmuş olacak. Konum zaman grafiği diyor. Düzgün yavaşlıyorum. Yaşlı K. Bakın bükük, kollar bükük. Yaşlı K. Yavaşladım, durdum. Daha sonra ne oluyor? Düzgün hızlanıyorum. Kollar yukarı doğru oldu mu? Artı yönde düzgün yavaşlamış, durmuş. Eksi yönde düzgün hızlanıyor. Kollar ne oldu arkadaşlar? Aşağı doğru oldu. Buraya T dersem, buraya da ikinci T'mizi demiş olacağız. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk gençler. Evet. Durgun halde bir araba doğrusal bir yolda sabit ivmeyle harekete geçerek 1 saniyede 10 metre yol almıştır. Araç aynı ivmeyle hareket ettiğine göre 4 saniyede kaç metre yer değiştirir? Arkadaşlar 1 saniyede 10 metre yol almış. 1 saniyede ivmemiz sabit, hızımıza V dersek 2 saniyede 2V deriz, 3 saniyede 3V deriz, 4 saniyede 4V deriz. Altında kalan alanlar neydi? X, 3X, 5x, 7x. Bakın yamuğun alanı, geometrik şekiller yamuk, değil mi? O birlik saniye içerisinde alanlar bu şekilde. Dördüncü saniyede kaç metre yer değiştirir diyor. Dördüncü saniyede. Dördüncü saniyede 7x'te 70 metre yer değiştirir arkadaşlar. Yani 3 ile 4 arasında kalan alan 4 saniyede kaç metre yer değiştirir diyor. Tüm eğrinin yani üçgenin alanı, o da işte hepsinin toplamı veya taban çarpı yükseklik bölü 2'den 160 metre yer değiştirir diyeceğiz. Hepsini topladık. 10, 30, 50, 70. Bu da 160 metre yer değiştiriyor olacak arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Doğrusal bir yolda V0 hızıyla hareket eden araba 2 metre bölü saniye kare büyüklüğündeki sabit ivme ile hızlanarak 8 saniyede 160 metre yol almaktadır. Arabanın ilk hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir demiş. Arkadaşlar grafiğimizde ilk hızımız var. V0 ilk hızıyla ne yapmış? 8 saniyede 160 metre yol almış. İkilik ivmeyle 8 saniye sonra hızımdaki artış ne olur arkadaşlar? Bakın ilk hızımız V0, 8 saniye sonra hızımızdaki artış V0 artı 16 olur. İvmemiz 2 ya, 8 saniyede bu şekilde olur. Burası da 8. Altında kalan geometrik şeklin alanı ne yapar? 8V0 artı 16 çarpı 8 bölü 2 üçgenin alanı eşittir 160 metre olur arkadaşlar burası. Buradan ne gelir? 64. 160'tan 64 çıktı. 96. 8V0'a eşittir 96. Değil mi arkadaşlar? 96. V0 buradan 12 metre bölü saniye olur. Metre bölü saniye. Şimdi V0'ı bulduk. Arabanın ilk hızı 12 metre bölü saniye. Son hızının büyüklüğü demiş. 8 saniyede 16'da bir hız değişimi oluyordu. Son hızının büyüklüğü 28 metre bölü saniye olur diyeceğiz. Bu şekilde çözümümüzü yapacağız arkadaşlar. Peki devam edelim. Bize ne vermiş? Doğrusal bir yolda durgun halden sabit ivmeyle harekete başlayan arabanın konum zaman grafiğini vermiş. Arabanın 4 saniye sonra hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar, şimdi
Bu ne? Genç K. Artı yönde düzgün artıyor. Grafiğimiz ne olacak? Düzgün hızlanan hareket olacak. Değil mi? Bu şekilde yapacağız. Şimdi 4 saniyede 48 metre yol almış, yer değiştirmiş. O zaman grafiğin altında kalan alan 4 çarpı V bölü 2 eşittir 48. Buradan V'miz 24 mi çıkacak arkadaşlar? Evet. 4 saniyede 24 metre bölü saniye hıza ulaştı diyeceğiz. Bunu bulduk. 4 saniye sonraki hızı 24. Arabanın ivmesini soruyor. İvme eğim de hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verir. Hızdaki değişiklik 24 karşı bölü komşu. 4'ten 6 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle harekete geçer. Arabanın 3 saniye sonraki hızının büyüklüğü demiş. Arkadaşlar ivmemiz 6, ilk hızımız 0. 3 saniye sonra hızımız ne olur? 18 olur. Her saniyede hız 6'şar artar. 6, 12, 18, 18 metre bölü saniye bulmuş oluruz. Evet. Bu örneğimize bakalım. T eşittir 0 anında hızının büyüklüğü 15 olan hareketli doğrusal yolda sabit ivmeyle hareket etmektedir. Hareketlinin konum zaman grafiği verilmiş. 10 saniye sonra hızının büyüklüğü nedir? Arkadaşlar artı yönde düzgün hızlanan hareket. Genç K görüyorsunuz. İlk hızı 15'miş. İlk hızı 15. Şimdi 10 saniye sonra 10 saniye sonra burası ne oluyor? VT grafiğini çiziyoruz. VT. Bizim hızımız V hızına ulaşsın diyorum 10 saniye sonra. Bu altında kalan geometrik şeklin alanı bize 300 verecek. Bu alanı bulalım. 15 çarpı 10 150 metre yapar. Peki burası ne yapar? Burası da işte V eksi 15 çarpı 10 bölü 2. Yani 150 artı 5V eksi 75 eşittir 300 arkadaşlar. 300. Buradan 5V kaç çıkar? 225 mi çıkar? 225. V buradan 45 çıkar. 45 metre bölü saniye. Yani 10 saniye sonra hızının büyüklüğü 45 metre bölü saniye olur arkadaşlar. İvmesinin büyüklüğü demiş. İvme neydi? Hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verirdi. Hızdaki değişiklik 30 B seçeneğinde. 10 saniye diyor. Bölü 10. Buradan 3 metre bölü saniye kare. Ben buradan neyi bulurum? İvmeyi bulurum. 3 metre bölü saniye kare. 4 saniye sonraki hızının büyüklüğü kaçtır diyor. Arkadaşlar ilk hızım 15. İlk hızım 15. Her saniyede hızım kaç artıyor? 3 artıyor. İvmemiz 3. 4 saniye sonra hızım ne kadar artacak? 12 artacak. 27 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Devam edelim. Bu örneğimize de bakalım arkadaşlar. Doğrusal yolda x eşittir 0 konumundan harekete başlayan aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Araç 16 saniyede yaptığı yer değiştirme kaçtır demiş. Altında kalan geometrik şekillerin alanlarına bakalım. Şurası kaç? Burası 40. Yukarıda üçgenin alanı ne yapar? 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 metre yapar. 4 çarpı 20'den 80 metre yapar. 4 çarpı 20 bölü 2'den 40 metre yapar. Burası ne yapar? 4 çarpı 20 bölü 2'den eksi 40 metre yapar. Aracın 16 saniyede yaptığı yer değiştirme ne olur arkadaşlar? 140 metre olur. 140 metre olmuyor mu arkadaşlar? Evet, hepsinin toplamı. Aracın tüm hareketine ait konum zaman grafiğini çiziniz demiş. O zaman konum zaman grafiğini ne yapacağız? Bakın düzgün hızlanıyor. Genç K ilk önce 60 metre gitti. Üzerine
Sabit hızlı hareket normal K üzerine 80 daha gitti, 140 oldu. Daha sonra düzgün yavaşlıyor, yaşlı K artı yönde düzgün yavaşlıyor, 40 metre daha gitti. Daha sonra eksi yönde düzgün hızlanıyor, eksi 40 gitti ve 140 metre yer değiştirmiş oldu arkadaşlar. Aracın ilk hareketi 20 metre konumundan başlamış olsaydı konum zaman grafiği nasıl olurdu diyor. 20'nin üzerine 60 sayacaktık arkadaşlar. Aynı mantık. Daha sonra 80 üzerine ekleyecektik. Daha sonra 40 ve eksi 40 şeklinde bulmuş olacaktık arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.